Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine harika bir gün. Evet, şimdi bugün uzun bir sürüşümüz var. Bu gene Alaçatı'dan çıktık. Fatih, Ildır'a doğru gidiyoruz. Şampiyon cimbom abi. Yok yok. Yine şampiyon cimbom diye o sarı lacivert giymiş gene ya. Bisikleti, ayakkabıları değil, bisikleti değiştirmek lazım. Ama bisiklet de süper yalan. Evet, bugün yeni bir üyemiz daha var. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Aynen öyle. Evet. Çeşme'nin muhtarı ikilendi. Ne yapacağız şimdi muhtar? Ben muhtar değilim, rehberim diyor. Ildır ya. Oradan aradan Balıklıova, Gülbahçe, Tepekan ve belki Grand Fondo parkurundan geri döneriz. Belki aradan gene aralardan bir yerlerden. Ama öyle diyorlar yani. Çok hiç ama görmediğin yerleri göreceksin diyorlar. Parkur çok güzel. Burada deniz kenarı. Oh. Şu çıkışta. Çok iyi bir parkur. Hadi yaşadınız yine hadi. Ne güzel yerler göstereceğim size. Evet, önce lastikleri yıkıyoruz burada. Yokuş aşağı değil, tamam mı? Zaten ben yokuş aşağı. Evet, lastiklerimiz temizlendikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım şimdi. İlk hedef Ildır. Ildır zaten sahilde harika bir yer. Yolu falan süper. Sonrasında ben merak ediyorum. Hadi bakalım. Hep beraber göreceğiz. O kadar ballıyız ki. Çeşme'de gram rüzgar yok şu an. Tabii sörfçi arkadaşlarımız buna üzülüyorlardır. Ama yani tam yani yaprak oynamıyor lan. Bu derece böyle Çeşme'yi böyle görmek çok zor değil mi? Çok. Dün de süperdi. Evet, dün de aynıydı. Bisiklet açısından. Umarım öğleden sonra ulan biraz esse falan demeyiz ha. Çünkü demin saydığı rota biraz 90 kilometrenin üzerinde bir rota. Aynen. Yani eserse normalde çok keyifli oluyor çünkü dönüşte kuyruktan alıyorsun. Aa, dönüşte essin o zaman. Çok keyifli oluyor. Evet, bu rota aslında aynı zamanda Grand Fondo'nun da, Çeşme Grand Fondo'nun da parkuru arkadaşlar. Onun da çok yakında kayıtları açılıyor muhtemelen. 3 Kasım'da olacak. Bakın şu keyfe. Ildır'a geldik arkadaşlar. Normalde Grand Fondo'da buradan yukarı çıkıyoruz. Buraları görmüyoruz yani siz hiç. Bak bak ne güzel yerler. Ildır bir harika dostum. Oo. Tam bir balıkçı kenti. Kenti. Keyfe bakın arkadaşlar. Gerçekten Çeşme'yi böyle görmek çok zor. Gram rüzgar yok. Mis gibi mis. İnsanların denize giresi geliyor burada. Ama daha bir ne kadar var? 70 kilometremiz var. Keyfe bakın, keyfe. Sağ olsun muhtar arkadaşlar. Yolu kapatmışlar. Araçların girişine izin vermemişler. Sabah köylere yazı yazıp mis gibi yollar vallahi arkadaşlar. Buranın bir de yukarıda başka yolu varmış. Bu alt yol fazla kullanılmıyormuş ama şuraya bakın, kullanılmasın bence. Oh. Çok keyifli, çok. Yani zemin de soğuk asfalt ama o kadar çok soğuk asfalt değil, bayağı eski olduğu için üzerinden araçlar geçmiş, mis gibi asfalt olmuş. Oh, şuraya bak. Fotoğraf. Bakın gerçek yol şu yukarıdan gidiyor. Burası böyle mis gibi. Onları kimse kullanmıyormuş burayı. Gerçekten biz İstanbul'da ne yapıyoruz ya? Buralarda yaşamak büyük ayrıcalık. Öndekiler duyması da şımarmasınlar hemen. Oji arkada söylüyorum. Çeşme diyor. Bir İzmir mi yapsak acaba? Yok yok, biz Çeşme'ye gidelim. İzmir'e arabayla gideriz. Evet. Sahilde gezdik şimdi. İşimize dönelim. Evet, 8 yaklaşık 5 kilometre. 8 eğim. Oh, çok eğlenceli şimdi. Evet, harika bir tırmanış. Gerçekten eğim çok dik değil ama uzun süreli bir tırmanış güzel. Güzel antrenman. Kahve zamanı. Oho. Mis. Hadi bakalım. Evet, bu tatil yerlerinde arkadaşlar her zaman için bir seçim yapacaksınız. Akşam gezeyim mi diyeceksin, yoksa sabah kalkıp erkenden 6'da böyle harika bir doğada bisiklet mi yapayım ya da koşayım mı? İşte ben bunun ikincisini seçiyorum. He? Tamam. Bekliyorum orada. Ben bunun ikincisini seçiyorum işte. Çünkü buralarda antrenman yapmak harika. Yani ben Çeşme'ye geldiğimde de, ne bileyim başka yerlerde de 10.30'da en geç 11'de uyuyorum. Güzel yemeğimizi falan yiyoruz dışarıda. Mis gibi. Eskisi gibi değil ya. Yani. Ama sonra bütün günün keyfini çıkarabiliyorsun. Oh. İşte bunlar hep seçimler. Merhaba. Ne yapıyorsun? Evet, bu köyün halkı biraz değişik. Barbaros köyüne geldik arkadaşlar, bakın. Değişik değişik insanlar var burada. Evet, Barbaros köyüne geldik arkadaşlar. Toplamda 61 kilometre olmuş. Burada ufak bir mola. Biraz keyfini çıkaralım. Ne güzel tırmandık ya. Çok iyiydi değil mi? Aa, güzeldi. Vallahi. Böyle hiç şey yapmadan, çok fazla dik değil arkadaşlar. Selamlar. Selamlar. İyidir. Süper. Tostumuz var mı? Tamam, ben bir de kaşar tost istiyorum. Evet, hemen şimdi sodamızı böyle yapalım yani. Oo. Köpürteceksin. Köpürtüyor. Ayranla proteinimizi alıp, bak bu ev yapımı ayran sana. Oo. Bundan da minerallerimizi kaybettiğimiz minerallerimizi çok kaybettik çünkü. İyi terledik rampada. Evet, Barbaros köyündeki molamız bitti arkadaşlar. Bak, bayağı eğlenceli bir köy ya. Bunun festivali oluyormuş bu kuklaların. Her yerden gelip buraya kukla getiriyorlarmış falan. Yani bayağı sanatsal bir köy yani. Hadi şimdi 10-20 kilometremize fıtı fıtı devam edelim. Başka bir sanatçı köyü arkadaşlar, duvarlara bakın. Vallahi bütün köyler değişik böyle. Bakın. Her yerde çizimler var. Bunlar hep turizm. Çeşme'nin maskotları dedim. Bakın yer değinmeli bunlar. Bir tanesi bozulmuş. Yazık. Uf. Haydi bakalım, gidiyoruz. 10 kilometre falan. Çok keyifli ama ya. Vallahi buralar çok keyifli. Şuraya bak. Ha? Keçiler. Keçi saldırısına uğradık. Videonun başını böyle yapayım mı? Keçiler saldırdı. Acayip tıklanır. Çekilin keçiler. Ulan şimdi harbiden biri bir koyacak. Kaç para bu biliyorsunuz mu? Koysa var ya. Hayır, tazminat da alamayız. Süper bir sürüştü arkadaşlar. Yaklaşık 90 kilometre. Tam 88 kilometre sürdük. 4 saate yakın. Ve 1000 metrede tırmanış yapmışız. Mis gibi. Oh, böyle fıtı fıtı. Tam bir endurance dayanıklık antrenmanı. Şimdi işte Çeşme'de olmanın keyfini çıkaracağız. Akşam yüzeceğiz. Yüzme antrenmanımız var. Bir de değişik bir şeyler yapabilirim. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.